Fransa ne yapmak istiyor? Esas olan şu. Fransa bu yüzyılda kendi dünya liderliğini, aktörlüğünü deniz hakimiyetinden geçtiğini düşünen bir Fransa var. Onun için hatta donanması da deniz aşırı donanmasını kullanan Amerika'dan sonra en büyük güçlerden birisi de Fransa'dır. Şimdi özellikle Akdeniz Havzası'nı da bu deniz hakimiyetinin en önemli parçası olarak görür. Akdeniz hakimiyeti üzerinden hem Avrupa kıtasındaki kendi ana karasındaki hakimiyetini pekiştirmek, aynı zamanda daha önceki işte koloniyel alışkanlıkları olduğu bölge Afrika sahasına da çok rahat bir şekilde uzanmak, oradaki aktörleri kullanmak veya oradaki işbirlikçileri kullanmak. Tabii daha önceki sömürgecilik sistemi bugünün modernize edilmiş haliyle başka türlü kullanıyorlar. O ülkelerde işbirlikçi bulundurmak suretiyle veya kendilerine müzahir iktidarı tesis etmek suretiyle böyle kullanıyorlar. Şimdi Fransa hem Orta Doğu açısından hem Afrika açısından hem Avrupa'daki kendi otoritesini tesis etme yönünden daha çok siyasi ve askeri anlamda böyle bir hedefi var. Belki ekonomik boyutunu Almanya başrolünü çekecektir. Onların da aralarında benzer bir rekabet olacaktır, var. Tabii bu yönüyle baktığımızda Akdeniz Havzası'ndaki hakimiyet teorisini sahaya aktardığı zaman Fransa karşısında Türkiye'yi görüyor. Türkiye'yi de bir engel olarak görüyor. Dolayısıyla mücadele tahtasında Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmak veya işte Libya sahasında karşılıklı geldiğimiz noktada orada bir baskı oluşturmak şeklinde bir hamlesi var. Tabii Fransa aynı zamanda Sahel bölgesi dediğimiz işte güneyde Moritanya, Burkina Faso gibi orada bazı ülkeler var, Mozambik. O hatta da yani Libya'nın güneyi, Cezayir'in güneyi kuşağı dediğimiz o Sahel bölgesinde de öteden beri faaliyetleri var. İşte oradan kıymetli madenleri, özellikle altın gibi vesaire, nükleer yakıtta kullandıkları uranyum gibi kıymetli madenleri de oradan çıkarıyorlar. Açıkçası bedava çıkarıyorlar. Kendi ülkelerine taşıyorlar gibi böyle bir ekonomik anlamda da bir parsanın parsellenmesi var. Libya'da aynı şekilde doğalgaz ve petrol meselesi var. Neticede karşısına kim çıkıyor, görüyor? Türkiye'yi görüyor. İşte Türkiye ile burada bir mücadelesi var. Tabii bu mücadelesinde de Fransa'nın özellikle NATO'yu da bir engel olarak görüyor. Çünkü NATO üyesi iki ülkenin karşı karşıya gelmesinden rahatsız olan bir NATO sistematiği doğuyor doğal olarak. NATO'nun da işte tasfiyesi bir NATO'suz Avrupa, ama Avrupa Birliği'nin kendi ordusu olmasını, onun da başrolünü kendisini çekmesini istiyor. Ya bundan İşte dolayı mı Ünal Türkiye'de Bey, bundan dolayı mı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasını evet, beyin yapmıştı ben? ölümü, yani tabii beyin ölümü söylemi de bunun bir diğer ifadesi. Yunanistan'la da Türkiye'nin karşı karşıya kalmasında da Yunanistan'ın arka tarafından kışkırtıcı pozisyonunda yer alması da işte bir NATO'da gedik açılmasını sağlamak, çatışma vesaireyle, gerginlikle. Dolayısıyla kendi istediği Avrupa Birliği ordusu amacına ulaşmak. Şimdi burada engel olarak Türkiye'yi görüyor. Aynı zamanda işte Doğu Akdeniz Havzası'nda ki oradaki gazın çıkarılması, Avrupa'ya nakledilmesi meselesinde, Rusya ile rekabet meselesi noktasında Türkiye ile çatışıyor. Tabii bu biraz da ülkeler arasındaki siyasi pozisyonlar ziyade biraz da liderler arasındaki bir çekişme halini aldığını görüyoruz bu son dönemde. Karşılıklı liderlerin atışması şeklinde de bir realite var ortada. Dolayısıyla bu nereye kadar gider? Tabii İslam alemine yönelik tepkisine Türkiye bir karşı koydu, bir cevap veriyor lider seviyesinde. Aynı şekilde Pakistan'da bunun verdiğini görüyoruz. Ama Arap alemine baktığımızda aslında öyle ciddi anlamda bir karşı bir cevap yok.
Arap Ligi'nde yok. Yani Arap Birliği dediğimiz Arap ülkelerinin üye olduğu bunun resmi anlamda bir tepkisi yok. Var şeklinde lanse edilen aslında bizim medyada söyleniyor. Bu var. Ne var? Katar'da bir market zinciri sahibi bunun karar alıyor. Fransız malları protesto ediyor. Ama Katar'ın kendi devlet resmi anlamda protestosunu görmüyorsunuz. Veya başka bir ülkede, Libya'da öyle, Cezayir'de öyle, işte bir konsey üyesi söylüyor. Tunus'ta bir parti lideri söylüyor. Cezayir'de, yani bu gibi bu ülkelerde bir protesto şekli var ama devletin resmi anlamda protestosundan ziyade o ülke içerisindeki bir toplum kuruluşları, işte bazı ticari şirketler gibi tepkileri görüyoruz. Şimdi Ünal Bey, çok önemli oldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından olaya bakarsak iki tarafta da bir dini söylemin olduğunu görmekteyiz. Ama şimdi sizin cevabınıza bakarak aslında İslam dünyasında çok da umursanan bir konu değil olarak görüyorum yani diğer ülkelerde. Ama öte yandan da baktığımızda Macron da benzer bir dini söylem yapıyor. İşte Hristiyanlıkla ilgili vesaire ya da Müslüman karşıtlığıyla ilgili. Sanki onun da Avrupa Birliği ve Hristiyan dünyası çok karşılığı olmuyor gibi gözüküyor. Aslında bu işin dini boyutu biraz olayın popüler konusu mu diyebilir miyiz? Şimdi Arap dünyası Türkiye'nin zor duruma düşebileceği her platformda karşısında duracak şekilde hareket ediyor. Burada yani İslam dünyasına bir saldırı dahi olsa, eğer yani Türkiye üzerinden yapılmışsa bu, Arap dünyası bu kendi İslami dini faktörünü bir kenara koyup kendi siyasi değerlerini öne çıkarıyor. Maalesef böyle de bir tablo var. Eğer öyle olmasaydı cevap verirlerdi. Daha yüksek perdeden cevap verirlerdi en azından. Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi tabii İslam dünyasındaki en olumsuz tablo radikalizm. Radikal bir grupların Hristiyan dünyasında yarattığı tepki ve bunu İslam dünyasına karşı da kullanıyorlar. Bunu kullandıkları zaman sanki bütün İslam alemi bu radikalizmin uygulamacıları ve bu ideolojik merkez içerisinde gibi algılanıyor. Maalesef bu algıyı da yaratıyorlar. Dolayısıyla bu da neyi sağlıyor? Aslında bu radikalizm grupları da bu yine Avrupa ülkeleri destekliyor. Bunlar oluşturuyor, bunlar fonluyorlar. İslam dünyasında da böyle bir çatlak yaratmak suretiyle İslam alemini de aslında mevcut dinlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Aslında bu da bir nevi Hristiyan dünyasının uyguladığı dini revize etme gayreti. Evet. Peki Macron açısından bakarsak bir taraftan da dini söylemlerle Avrupa Birliği'ni ve Hristiyan dünyasını kendi yanına çekmek gibi bir isteği talebi vardır diyebilir miyiz Macron için? Avrupa Birliği'ni yanına çekme anlamında diyorsunuz. Evet, Avrupa Birliği'ni ve Hristiyan camiası. Yani şimdi Hristiyan dünyasına oynayacak bir durumu yok tabii yani Fransa'nın, ama Avrupa Birliği'nin motor rolünü üstlenmek istediğini biliyoruz. Az evvel ifade ettiğim gibi bu amacı var. Yani siyasi anlamda böyle bir etki yaratarak Avrupa Birliği ülkelerini de yanına almak suretiyle yani Fransa'nın etrafında toplanan bir AB ülkeleri ileride de işte o Avrupa Birliği ordusunu oluşturma yönündeki iradede Fransa bu ülkeleri yanında görmek istiyor. Bu anlamda hem teolojik işte anlamda böyle dini kullanmak, başka ülkelere saldırmak suretiyle kendi etrafında bir oluşumu güçlendirmek, perçinlemek isteyen bir Fransa var. Tabii bu gerçek. Evet, şimdi YouTube'da sohbet bölümünde sorulara bakıyorum. Biraz da izleyicilerimizin sorularını da değinmek istiyorum. Hep beraber konuyu sorgulayalım. Şimdi bir taraftan Fransa'nın neredeyse %10'u Müslümanlardan oluşuyor demiş bir izleyicimiz. Öncelikle mülteciliği, hatta mültecilerin zaman zaman isyanını da görmekteyiz diyor. Fransa toplumunda bir kimlik ve kültür değişimi tehlikesinden bir korku olabilir mi? Hem devlet hem de toplum anlamında diye soruyorlar size.
Böyle bir şey olabilir mi? Doğru kimlik, söylüyor. Kültür değişimi. Tabii tabii. Katılıyorum. Zaten Fransa'nın o çekincesi var. Bu nedenle bu radikalizm üzerinden İslam oradaki diğer gruplara da bu baskıyı oluşturmuş oluyor. Bu çekincesini de bu sahaya bu şekilde yansıtıyor. Doğru söylüyor değerli izleyicimiz. %10 civarında, hatta Türk 800 bin civarında Fransa'da yaşayan Türk var. Müslüman Türk var. Bunların aşağı yukarı 400 bine yakını da çifte vatandaştı. Yani nüfusun oranını düşünürsek bakın 800, yani neredeyse 1 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Tabii. Peki şimdi bu işin ekonomik boyutuna da girersek biraz açalım o konuyu. Siz yayının başında bahsettiniz. Şimdi Fransa'nın Afrika'yı hala sömüren bir ülke olduğunu biliyoruz. Afrika'daki ülkelerin kaynaklarının ya da paralarının çoğu Fransız bankalarında duruyor. Türkiye'nin de son yıllarda Afrika'da ciddi bir aktör olduğunu görmekteyiz. Birçok ülkenin iç işlerinde bile aktif halde olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Şimdi bu konulara bakarsak aslında Türkiye'nin dış politikasında tamam eleştirilen taraflar da var ama bu konularda iyi yolda olduğunu söyleyebilir miyiz ya Fransa'yı rahatsız ettiğine göre hem Afrika hem Libya hem Doğu Akdeniz konusunda? Şimdi tabii Türkiye Afrika'ya girmeye çalışıyor. Büyükelçiliklerini yaygınlaştırdı birçok ülkede. Özellikle bu son yıllarda. Bundan da rahatsız olduğunu söylemiştim Fransa'nın. Evet. Tabii evet, yani bu sahil bölgesine Türkiye'nin hamlesi var. Orada çok ciddi anlamda enerji havzasıdır burası. Burada bir mücadele var. Orada Amerikalılar da var, Almanlar da var. Aynı şekilde onların çok sesleri çıkmıyor ama Fransa'yı biz konuşuyoruz. Fakat orada hepsi bir aradalar. Onlar da o bölge üzerinde çalışmaları var. Bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar. Kendilerine uymayan iktidarlar işte darbelerle uzaklaştırılıyor vesaire. Bu yönlü oradaki gayretler, çalışmalar var. Bizim şimdi Fransa'yla da Ferit Bey aslında ciddi anlamda da Almanya'dan sonra İtalya, İtalya'dan sonra da Fransa gelir. Yani ticaret hacmimizin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek olan ülkelerden birisi Fransa. Yani yaklaşık süratı söylemiyorum da 15 milyar avro civarında bir ticaret hacmimiz var. Bu 15'in de 9'u bizim sattıklarımız, 6'sı da aldıklarımız. Yani ithalat ihracat, daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Tabii küresel bir dünyadan bahsediyoruz, küresel ekonomi. Bu şekilde bir dünyada mallarını protesto etmek veya bunun malını almıyorum, satmıyorum şeklinde bir dünya düzeni zor. Boykot konusunda katılmıyorsunuz. Boykot yani. Zor. Çünkü şöyle düşünelim, pandemiden dolayı bu hastalık sürecinde etkilenen birçok şirketlerin bulunduğu bir süreçte bu şirketler bu mallarını satmıyorum dedikleri zaman ellerinde kalır. Yani bu başka bir ilave külfet getirir bizim esnafa. Tabii buna uyulması tabii ki ne kadar başarılı olur, ne kadar olmaz onu da bilemiyoruz. Yani çok büyük şirketler var Türkiye'de. Gıda alanından tutun, temizlik alanına kadar, diğer birçok alanlarda, tekstil dahil, inşaat sektöründe de var. Yani tuğla fabrikasına kadar var. Yani bunlar çimento fabrikalarında ortaklık vesaire ilişkileri var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman böyle sadece marketlerdeki raftaki bir ambalajlı paketten bahsetmiyoruz. Bizim Türkiye'nin tabii yani bu gözle bakmak lazım.